Şimdi malum Gıda Bakanı Eşref Fakıbaba artan israfa dikkat çekti. Özellikle de restoranlara, lüks otellere hatırlatmada bulundu. Porsiyonlar küçülsün dedi. Peki restoran sahipleri ne diyor bu işe? Ya da oteller porsiyonları azaltabilecek mi? Tüm bunlar sabit kalırsa da israfın önüne nasıl geçilebilir acaba? CNN Türk muhabiri Sinem Yönden ve kameraman Halil Kahraman'ın haberinde izleyeceğiz cevapları. Ürettiğimizin üçte birini israf ediyoruz. Dünyada 800 milyon kişi yetersiz beslenirken 1.4 milyar kişi aşırı kilolu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba dikkat çekti. Dünyada 4 milyar ton gıdanın 1.3 milyarı çöpe gidiyor dedi. Türkiye'de de otel ve restoranlara porsiyonları küçültün çağrısı yaptı. Otelciler her şey dahil sistemde israfı önlemek için bir takım önlemler aldıklarını, meyveleri kesip ekmekleri bölerek servis ettiklerini söylese de hizmetten çok da fedakarlık edemeyeceklerini vurguluyor. TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy, mesela Amerikalı turist büyük porsiyon istiyor, Japon turist az. Her şey dahil sistemde bunları çözmek oldukça zor diyor. Bakan Fakıbaba'nın porsiyonları küçültün çağrısına restoran ve lokantalardan porsiyonları küçültmek tek başına yeterli olmaz. Esas yapılması gereken artan yiyecekleri sıcak ve soğuk gıda zincirini kırmadan toplayacak bir gıda bankası kurmak diyor. Ancak bu işin israfının önüne gıda bankası kurarak geçebiliriz. Otel aradı. Kardeşim benim bugün elimde 500 tane tatlım var. 1000 tane bonfilem var. Biz soğuk veya da sıcak zincir kurmadan bunu alıyoruz. Fakir fukara garip gurabanın tespit ettiğimiz evlere biz bunu aynı anda hijyeni ve sistemi bozmadan gönderebiliriz. Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer ise menüye küçük ve büyük porsiyon seçeneklerinin eklenmesini öneriyor. Bir de bizim biliyorsunuz kültürümüzde tabağında yemek bırakma gibi bir gelenek var. Evet. Ama şimdi tabağında yemek bırakma porsiyon büyükse bu sefer sağlık sorunları da baş göstermeye başlıyor. Ama artık insanlar sağlığına çok daha fazla dikkat ediyor. Dolayısıyla tabağındaki porsiyonunu doğru seç ve onu bırakmaya çevirebilirsek yeni dünyada daha sağlıklı bir iş yapmış oluruz. Tabii yalnızca atık ve israf otel ve restoranlar için geçerli değil. Evlerde doğru koşullarda saklanmayan gıda ürünleri de ziyan oluyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu verilerine göre Türkiye'de günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakını tüketilmeyip çöpe gidiyor.